Evet, kısa bir ara demiştik. Gerçekten kısa bir araydı. Reklamların ardından yine birlikteyiz Ilgaz Çınar ve Volkan Demir'le. Birlikte şimdi son sayfa etiketine gelen soruları size yönelteceğim. Bir yandan gözümüz diğer iki maçta olacak, Şampiyonlar Ligi maçlarında, onları da konuşacağız ama bir gündemimize devam edelim. Az önce de zaten gündemden gelişmeleri söylerken Galatasaray'daki rehavet uyarısından bahsetmiştik. Şimdi böyle, ben bunu böyle duyunca böyle önce komik geldi. Yani zaten bütün takımlar şu anda %100 iyi gitse bile o rehavetten korkuyor. Çünkü lig öyle bir durumda ki bir yenilgiyle bütün işler alt üst oluyor, moraller bozulabiliyor ki zaten Covid konusuna hiç girmiyorum bile. Galatasaray'da da şimdi böyle o konsantrasyonu yüksek tutma çalışması var. Bir veterimiz var, o veteriyi izleyelim, ardından konuşmaya devam edeceğiz. Zorlu virajı geride bırakan Galatasaray'da ilk hedef galibiyet serisini 10 maça çıkarmak. Muhammed kaleci marafona, ikinci hamle topu alana gidiyor, gol! Süper Lig'de son 7 maçını kazanarak 21 puan toplayan Sarı Kırmızılılar, aralarında Fenerbahçe ve Alanyaspor deplasmanlarının olduğu karşılaşmaları geride bıraktı. Liderliğini koruyan Galatasaray, Fenerbahçe ile bir maçı eksik Beşiktaş'la farkı 3 puana çıkardı. Lig'deki iyi gidişini sürdürmek isteyen Sarı Kırmızılılar 9 günde 3 karşılaşma oynayacak. Bir ortada, arka direk, kafa vuruşu direk, yine direk, ikinci hamle gol! Gedson Fernandes! Cumartesi günü Erzurumspor'u ağırlayacak Galatasaray, 3 Mart Çarşamba günü Ankara Gücü'ne konuk olacak. Sarı Kırmızılar 7 Mart Pazar günü ise Sivasspor'la evinde karşılaşacak ve sıkışık fikstürü tamamlayacak. Galatasaray bu periyodu da kayıpsız geçmesi halinde ligdeki galibiyet serisini 10 maça yükseltmiş olacak. Sarı Kırmızılar sezonun ilk yarısında aynı virajı puan kaybetmeden atlatmayı başarmıştı. Galatasaray Erzurumspor'u 2-1, Ankara Gücü'nü 1-0 ve Sivasspor'u 2-1 yenmişti. Ömer yaptı ortayı. Luyendama vuruyor kafayı topu ağlarda. Gol Luyendama. Galatasaray'da takım kaptanları Muslera ile Arda Turan ise arkadaşlarıyla yaptığı toplantıda rehavet uyarısında bulundu. Ligde kolay maç olmadığını vurgulayan iki isim konsantrasyonun bozulmaması gerektiğini anlattı. Evet, hedefler büyük Galatasaray'da. Bir yandan bir şampiyonluk havası var ama bir yandan da... Bu arada lafınızı böldüm, çok özür dilerim. Şaşırdık mı şaşırmadık, evet. Yok. Daha maçın 8-9. dakikası. Müller'siz Lewandowski. Müller Covid'e yakalanmıştı çünkü. Şöyle bakalım, Lazio nerede? Oo. Hayati hatayı savunması yapmış Lazio'nun. Sol bek. Çevre kontrolü olmadan Pepe Reina'ya gelmiş. Ruiz mi yaptı yine hatayı? Sol hafta bek. Sonu maçta da kötüydü. Ruiz, bakalım. Evet. Lewandowski. Evet, Müller'in şöyle deyimiyle. gol sevincini de yapalım. Şimdi bol gollü farklı bir galibiyet olabilir diye düşünüyorum ben bu maçta. Bu dakikalarda gol geldiğine yani, göre. Bayern'in şifreleri enteresan ama 2 haftadır ligde kazanamıyorlardı. Evet, evet. Onu söyleyeyim. Hatta geçen hafta Eintracht Frankfurt, Andre Silva yokken hafta sonu 2-1 kazandı. Bir de beklemediğiniz takımlar karşısında. İşte Hoffenheim falan da onları rezil etmişti yani şeyde sahada. Bielefeld. Bir önceki maç 3-1 öne geçti. 3-3 oldu, evet. Sonra 3-3 olmuştu. Ama Bayern Münih tabii yani. Adamlarla şaka olmaz yani. Eğer kızarlarsa 7-8 atıyorlar biliyorsun. Tabii. Barcelona'yı attılar. Affetmiyorlar yani adamlar. Biraz da erken oldu gol. Lazio için sıkıntılı dakikalar evet, başlayabilir yani. Hakikaten bunlarla oynamak sıkıntı yani. Tabii. 11. dakikadayız. Atletico Madrid-Chelsea maçında da 0-0'lık eşitlik var şu anda. Karşılaşmaları bir yandan takip ediyoruz. Az önce ekranlara bir VTR getirdik. Galatasaray'da rehavet uyarısı diye. Az önce söylediğim gibi bir şampiyonluk havası var ama bir yandan da hep böyle bir aman dikkatli olalım, aman bir şeyleri kaybetmeyelim. Hedefimizi bunlar, tutturalım. Bunlar benim çok sevdiğim haberlerdir. Çünkü genellikle haber çıkmayınca hani bir yerde ne yapalım? Dur bakalım, rehavet havası. Şimdi 7'de 7 oldu ama bu gazeteciliğin klişelerinden birisidir yani. O yapacak bir şey yok. İşte haber yokken Volkan çok daha işin mutfağından geldiği için bilir. Kim dedi? İşte o haftalarda kadroya kim giremiyordur mesela? Genç oyuncu, yabancı oyuncu. Veyahut da hani gelmiş çok beklentileri karşılayamamış oyuncu. Bir kare içinde yer bulur ve onun üstünden televizyonlar da haber yapar. İşte X takıma bu sene katılan X forma bulamamasını kendisine bağlayarak bundan sonra daha çok çalışarak hocamın gözüne söz gireceğim verdi. Dedi. Söz verdi. Tamam, kime dedi? Yakın çevresine dedi. Yakın çevresindeki. Galatasaray'da rehavet uyarısı. Kim yapmış onu? Şimdi şöyle şunu ifade etmemiz lazım.
Galatasaray'da rehavete girecek bir durum var mı? Yok işte. Ben mi yanlış biliyorum? Hani puanları. Galatasaray şimdi 10 puan öndedir. Ha, tamam mı? Biz aynen. Buna göre harika bir üstüne konuşulabilir. Evet, daha önce bu başına gelmiş miydi Galatasaray'ın? Gelmemiş miydi diye. Ama dediğim gibi şimdi... Galatasaray 54 puanda. 51 puanda Beşiktaş. Bir maç eksik. 54, o da 54'te abi, yani kazanırsa. İşte o yüzden aslında biraz da işler ne kadar iyi giderse gitsin her an tepe taklak olabilir durumu var diye. Şimdi, takımlar çok... Şimdi, haberi korumaya çalışma. Şunu söyleyeceğim. Fenerbahçe Galatasaray'ın rakiplerinden biri değil mi hala aldığı mağlubiyete rağmen? Tabii canım. 10 maçta, son 11 maçta kaç? 9 galibiyet, 2 mağlubiyet, bir beraberlik gibi bir istatistiği var. Buna rağmen hocası gidebilir mi, kalabilir mi tartışılıyor. O konuşuluyor. İşte yani kötü bir durum rehavet, yok. Hani bir beraberlik, bir mağlubiyet bir anda her şeyi değiştirebiliyor. Öyle bir lig yarışı var. Mesela ben daha önce özellikle sezonun ilk yarısında yaptığımız yayınlarda hep şunu söyledim. Başakşehir 69 puanla şampiyon oldu. 2-0-1, 2-0-2 gibi bir puan ortalaması yapıyor. Bence hem fikstür yoğunluğu dolayısıyla hem de işte daha fazla birbirine yakın denk takım olduğu için ben o 2-0-2'nin 2'nin de altına inebileceğini, yani 80 puanın altında bir şampiyonluk olabilir diye bekliyordum. Ama şu anki tablo gösteriyor ki Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe 85'leri zorlayacak, hatta 85, belki de zorlayacak geçecek yani. Bir performans gösteriyorlar. Yani şimdi çok eleştirdiğimiz Fenerbahçe bile geçen yılki şampiyon performansı, geçen yılki şampiyonun performansına bir performans sergiliyor. Baktığında. Ha. Şu anda herkes bir asılmış durumda. Ne üzerinde derler haberciliklerinde? İstim. İstim. Ha. İstim. Galatasaray evet. İstim üzerinde daha doğru haber olurdu. Evet. Ilgaz Tüner başlığı buldu. Evet, şimdi Galatasaraylıların her gün burada sorduğu bir soru. Feghouli ne zaman dönüyor? Feghouli'nin durumu ne? Şimdi sıradaki haberimiz Feghouli ile ilgili. Artık Erzurumspor maçıyla Feghouli sahalara dönüyor. Galatasaray'da Feghouli sevinci yaşanıyor. Feghouli savunmanın arkasına sarktı. O bıraktı. Taylan ilk hamleyi yapamadı. Şimdi Feghouli ve gol! Sofyan Feghouli. 24 Ocak'ta Malatya Spor'la oynanan karşılaşmada sakatlanan, o günden bu yana tedavi ve adaptasyon süreci devam eden Cezayirli Yıldız, takım antrenmanlarına başladı. Sağ arka adalesinde yaşadığı problemin ardından riske edilmeyip sakatlığının tamamen geçmesi beklenen Feghouli, cumartesi günü oynanacak Erzurumspor maçında kadroda kendine yer bulacak. Henüz %100 hazır hale gelmediği için ilk 11'de kullanılması zor görünen Yıldız oyuncunun karşılaşmanın ikinci yarısında şans bulması bekleniyor. Feghouli'nin tam olarak hazır hale gelmesiyle birlikte Fatih Terim ideal 11'ini de revize edecek. Cezayirli oyuncunun dönüşüyle ileri üçlünün Onyekuru Muhammed Feghouli şeklinde oluşması planlanıyor. Siopis kendisini gösterdi. Baskı var. Topu kaybetti. Muhammed kaleci marafona. İkinci hamle topu alana gidiyor. Gol! Mustafa Muhammed. Şimdi Ilgaz Çınar, sence bu Feghouli'nin olmadığı dönemde Galatasaray oyuncuyu çok aradı mı? Oyunu kurmak anlamında aradı tabii ki. Yani orada da en yakın profil Arda Turan olduğu için zaten Arda Turan oynayabildiği zamanlarda Fatih Terim de Arda Turan'ı tercih etti. Fenerbahçe maçındaki Arda Turan... Feghouli rolünden ziyade hem topu sakinleştirmek, yani takımı sakinleştirmek, hem de topu tutmak adına iyi bir pivot oyuncusuydu Arda Turan. Bunu Aytemiz Alanyaspor maçında da yaptı. Pivot derken hani biz hep böyle iyi fizikli, kalın fizikli adamlardan bekleriz. Ama yani Arda topu sırtı dönük çok az kaybeden bir oyuncu. Kalçasını çok iyi kullanıyor. Çok iyi kullanıyor. Atletico Madrid de öğrendi bunu kullanmayı. Onu yapıyordu. Feghouli aynı zamanda içeri girip oyunu kuran da bir oyuncuydu. Yani takımın resmen Taylan Antalya'nın yanındaki pas bağlantısı ve aynı zamanda pas istasyonu olan oyuncu Feghouli'ydi. Bu sebepten eğer maçına göre Galatasaray Erzurumspor maçında hemen Feghouli ile başlar mı bilmiyorum. Çünkü direnç gösterecek bir Erzurumspor var. Ama maçın durumuna göre de Feghouli yavaş yavaş oyuna alıştıracaktır Fatih Terim. Şimdi biz acaba Kerem'i de görür müyüz artık? Yok. Sık sık 11'de derken aslında... İkinci tercihi de genelde orada Arda oldu. Bu takımına göre değişir. Aytemiz, yani çünkü bir tarafta Onyekuru var, bir tarafta Kerem Aktürkoğlu var. İkisi aynı tip oyuncu değiller bir kere. Onu söyleyeyim. Yani birebir birbirinin kopyası oyuncular değiller ama ikisi de koşu yoluna pas isteyen oyuncular. Şimdi Aytemiz Alanyaspor maçında iki tane koşu yoluna top isteyen oyuncuyla oynamak büyük riskti. Fatih Terim bunu gördü ve topu daha iyi kullanabilmek adına Arda Turan'ı tercih etti. Şimdi tabii ki Erzurumspor analizini nasıl yaptılar bilmiyoruz. Oranın sol bekine, sağ bekine karşı. Hatta şimdi orada kalecisi kırmızı kart gördü Erzurumspor'un.
Göktuğ Bakırkbaş oynayacak kalede. Santrfor da cezalı galiba. Onlar da bir tartışma yaşamışlardı orada. Bu sebepten nasıl bir tercih yapacak? Yani neye göre kuracak Fatih Terim oyun planını bilmiyoruz ama Kerem Aktürkoğlu bazı maçların 11 oyuncusu.